Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Gönülden Gönül Sohbet Platformu Uygulama Akademisi projesi işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz A'dan Z'ye web programlama eğitim serimizin nihayet ikincisiyle sizlerle birlikteyiz. Arada bir iki işim olması sebebiyle başlayamadım adam akıllı, ama bugün artık biraz daha böyle işin mutfağına girmeye başlayacağız. Peki. İlk önce biz neden bahsettik, nelerden bahsettik? Onlara çok böyle kısa özet olarak değinelim. Şimdi bir web sitesine sahip olabilmek adına ihtiyacımız olan bazı konulardan bahsettik. Birincisi neydi bu? Hosting alanı, yani barındırma hizmeti. Bu barındırma hizmetini biz bazı firmalardan satın alıp ondan sonra o firmaların bize göndermiş olduğu dosya transfer protokolü bilgileri, yani FTP. Tabii ki alan adımızı da aynı zamanda satın aldıysak barındırma hizmetiyle birlikte, yani alan adımız adeta yaptığımız projenin ev adresi diyebiliriz. O bilgileri de aynı zamanda hosting firmasından satın alma işlemlerini gerçekleştirirken barındırma hizmetiyle alan adını aynı anda almamız gerekiyor ki yaptığımız projenin aynı zamanda bir adresi olsun. Önce nedir? Örneğin özellikle işte www nokta kendi kişisel adınızı alacaksanız işte sarparaka.com gibi ya da net gibi alan adları şeklinde aynı zamanda barınma hizmetiyle satın alabilirsiniz. Bunlardan biraz bahsettik. Bununla birlikte bir işte web sitesinin bizlere nasıl ulaştığını, işte sunucu bilgisayarların aslında bakarsanız içerisinde yer alan ve birazdan sizle paylaşacağım konular doğrultusunda oluşturacağımız işte index HTML gibi, işte CSS gibi, JavaScript gibi birçok kodlama teknolojileri ya da işte PHP gibi birçok kodlama teknolojileriyle, altyapılarıyla oluşan web sayfalarının sunucu tarafta yer aldığını, biz tarayıcımızdan o web sayfasını ziyaret ettiğimiz zaman bu sunucudan yanıt gelerek web sayfasının karşımıza çıktığını belirten bazı cümleler kurduk ve sizlerle en azından bu süreci özetlemek adına bir takım bilgi paylaşımında bulunduk. Şimdi tabii ki bugün artık yavaş yavaş işin biraz daha mutfağına girebilmek adına ilk serimiz arkadaşlar HTML üzerine olacak. Yani HTML, HTML diyeceğim artık ben, HTML çalışmaya başlayacağız. Hatta şu an dosya sekmesine ben index.html diye HTML uzantılı bir dosya gönderdim size. Onu da indirip onun üzerinde şimdi anlatım yaparken en azından ne ifade ettiğini konuşuyor olacağız. Ben tabii anlatımı yaptıktan sonra size döneceğim ve sorularınız varsa onları da almaya gayret göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, HTML dediğimiz şey aslında bakarsanız gelişmiş bir metin işaretleme dili. Yani hyper text markup işaretleme demek, language de değil. Yani bir kodlama dili değildir HTML, bir işaretleme dilidir. İşte bu işaretleme dili adeta siz işte Word'de madde imleri oluşturuyorsunuz, başlık seviyeleri oluşturuyorsunuz, bildiğiniz gibi biçim sekmesinden ya da biçim ayar grubundan. İşte HTML'de bunu biz kodlarla yapıyoruz. Peki şimdi index.html dosyamızı açtığımızda karşımıza index.html dosyamız neden önce index.html dosyası olarak adlandırılıyor projelerde? Biraz ondan bahsedelim. İndeks demek aslında bakarsanız siz bunu işte barındırma hizmetini satın aldınız. Barındırma hizmetini satın aldıktan sonra barındırma hizmetinde siz dosya transfer protokolü üzerinden, yani FTP üzerinden bağlandınız. O tarz bilgiler de dediğim gibi email ile size atıyorlar. Peki FTP'nin hangi programla bağlanabilirsiniz? FileZilla, Fatsa, İzmir, Leburgaz, Edirne, Zonguldak, İzmir, Leburgaz, Adana. Bu FileZilla programıyla, ki karşımıza FileZilla programını açtığımız zaman kurulum aşamalarını tamamladıktan sonra işte sunucu adresi,
birinci tapta, ikinci tapta kullanıcı adı, üçüncü tapta yaptığınızda işte şifre alanı, daha sonra da port, ki genelde port FTP'de 21'dir ya da girmenize gerek olmadan, sonra taplarla hızlı bağlan dedikten sonra artık yine taplarla ilerleyerek önce ilk ilerlemenizde önce yapılan işlemler, yani sunucuya bağlandı mı bağlanmadı mı gibi bilgilerin aktığı bir pencereyle, yani pencere içerisinde bir alanla, sonra bir kere tap yaptığınızda kendi bilgisayarınızın içerisindeki dosyalara erişebildiğiniz alan, bir daha tap yaparak devam ettiğinizde ise şeyle karşılaşıyorsunuz. Artık sunucu bilgisayarın içerisindeki dosyalarla karşılaşıyorsunuz. Siz barındırma hizmetinin içerisindeki bulmanız gereken klasör 3W ile adlandırılan klasördür. Ya da Paris, Urfa, Bolu, Lüleburgaz, İzmir, Ceyhan, alt çizgi HTML isminle adlandırılan klasör olacaktır. Yani public HTML. Bu klasörün içerisine biz işte index.html dosyamızı attığımız zaman bu dosyamızın ana projemizin ana dosyasıdır. Index.html olabilir, index.php olabilir ya da main.html olabilir ya da main.php main, yani Manisa, Adana, İzmir, Niğde .php olabilir, ama en yaygın olarak index.html kullanıldığını söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi dosyamızın uzantısı .html. Yani nedir bu? Ben bir HTML dosyasıyım. Uzantısı da bu sebeple HTML olarak adlandırıldığını işaret eder bu. Dolayısıyla HTML olabilir, HTML olabilir. İkisi de aynı şey aslında aşağı yukarı. Ama genelde index.html şeklinde adlandırıldığını söyleyelim. Şimdi index.html dosyamızı biz nasıl oluşturabilir ya da mevcut index.html dosyamızın içeriğini nasıl göz atabiliriz? Öncelikle arkadaşlar, en basit editör olarak hepimizin bilgisayarlarında bulunan not defteri uygulamasını açarak önce şöyle de, hatta ben hem kayda da girmesi açısından şu konuşma modunu şöyle açayım. Gönül bir binadır ki. Sonra şu hızı biraz yavaşlatacağım. Konuşucu pilimi, ses yer, normaliz, duraksama, ses seviye, ses perde, hız 40. Hız 30, hız 30. Tamam. Hızlı 30'da 30 yaptım ki kaydı da giriyor. Ben şimdi ama size aynı zamanda seslendiriyor olacağım. Başlat menüsüne bastığımız zaman menü, yazı alanı bu. Yazı alanında Notepad yazıyor. N-T-A-D, Notepad artı. Notepad'i yazdığımızda notepad.exe bilinmeyen adsız tire notepad.exe dosyamız karşımıza çıkıyor, uygulamamız daha doğrusu, ve adsız not defteri geliyor. Burada öncelikle biz bir dosyayı istersek dosya menüsünden alta bastığınızda bildiğiniz gibi üst menüler açılır arkadaşlar. Dosya kapalı. Ve burada dosya menüsünde yeni alt, yeni pane, aç alt, kaydet, farklı kaydet. Farklı kaydet ya da kaydet yaparak dosyamızın uzantısını, bakın burası çok önemli, index.html olarak değiştirebiliriz. Ama şöyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Daha doğrusu sıkça yapılan bir şey bu. index.html.txt olarak kaydetmeye hani çalışma ihtimaliniz olabilir. Kaydederken ona dikkat edin. Sondaki nokta txt'yi silip html olarak kaydedebilirsiniz. Peki. Dosya metin düzen. Burada nasıl açacağız dosyamızı? Ctrl O ile birlikte dosya aç ekranını karşımıza getiriyoruz. Aç iletişim. Sonra öncelikle yapmamız gereken bir tab yapacağız. Dosya türü 2 nokta. Seçim kutusu metin belgeli. Dosya türü. Bunu tüm dosyalar şeklinde değiştirelim. Açık. Dosya türü. Metin belgeli. Tüm dosyalar açık. Tüm dosyalar. Hocam ses bize gelmiyor. Size gelmiyor çünkü ben size aktarıyorum arkadaşlar, ama kayıtta bunu duyacaksınız. Onu aktaramıyorum şu an size şeyden. Yani birebir o işlemleri şu an ben zaten seslendirdiğim için şeyde TeamTalk'a veremiyorum şu an onu arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bunun video kaydını paylaştığımda bunu ekran okuyucuda duyuyor olacaksınız. Şimdi dosya aç ekranına Ctrl O ile işte geldiğiniz zaman dosya türü de o aç ekranında tüm dosyalar seçiliyken özel ofis ad bölme biz burada
index.html dosyasını artık seçip ardından arkadaşlar içerisine erişim sağlayabilirsiniz. Peki index.html açanınız var mı? Göz atanınız şöyle bir içine ulaşanınız var mı dosya olarak? Onu bir sormuş olayım. Döneyim ben de size. Gönül bir not index not index. Not defter olarak açtım hocam. Harika. Güzel. Küçük küçük. Var mı başka açan? Çünkü onun şimdi şeyini anlatıyor olacağım. Küçük türünem dolkipe ht. Evet. Olmazsa yine zaten hani kayıttan da bakacağınız için şey yapabilirsiniz. Şimdi index.html dosyamızı karşımıza getirdiğimiz zaman şöyle bir dosya başına geldiğimizde ilk karşımıza çıkan şöyle bir ibare var. Küçüktür ünlem DOC TYPE HTML büyüktür. Evet, ilk önce böyle bir ibare var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hemen size onu anlatayım. Doctype HTML yani ben bir HTML tipinde dokümanım anlamına geliyor. Ve kod olarak bu şekilde küçüktür, yazılıyor. Küçüktür ünlem D. Küçüktür ünlem D. O. C. Doc. Ceyhan. T. Bunlar tabii ilk başta büyük harfle yazılmış olarak karşınıza çıkıyor. Y. P. E. T. Y. P. E. de tip anlamına geliyor. Türkçe'de Doctype. Aralık. H. Ve daha sonrası aralık yapıyoruz Doctype'dan sonra. Küçüktür ünlem Doctype. Aralık. HTML büyüktür. HTML kısmı da küçük harfle yazılmış burada. Ve burada bize ne diyor? Dosyamız bir HTML dosyasıdır şeklinde. Aslında bu dosyanın nasıl bir dosya olduğunu burada tanımlamaya başlıyor kodsal olarak. İkinci satıra geçiyoruz arkadaşlar. Küçüktür HTML lang eşittir tırnak. HTML yine burası artık küçük harflerle yazılıyor. Lang yani dili. Bu dosyanın dili ne? Burada tabii n yazılmış ama siz bunu n yazanı tr olarak ilerleyen süreçte değiştirmeniz önemli. Çünkü web sayfamızın içerisinde Türkçe karakterlerde kullanacağımız için eğer n'de kalırsa İngilizce'de o zaman o karakterler doğru şekilde çıkmayabilir. Veya ekran okuyucuyla örneğin bir web sayfasını bu şekilde dil tanımını İngilizce olarak bırakırsak ekran okuyucu bu sayfayı sentezici olarak mesela birden fazla dil algılama yöntemi var sentezicilerde bildiğiniz gibi. İngilizce olarak lehçeye geçebilir. Bildirim türeye seten point. Şeye geçebilir. Dil algılamasına geçebilir ve farklı bir seslendirme yapar. O yüzden len kısmını yani hemen kodlayayım. Küçüktür. HTML. İndex, tırnak. Len eşittir. Tırnak. Sonra, eşit G N A L aralık. Bakın, bakın. Leburgaz, Adana. A N Niğde. G Giresun. Eşittir. Eşittir işareti ve tırnak içinde yazıyoruz. Tırnak. E N tırnak. Tırnak E N tırnak. Büyüktür. Ve büyüktür. Bakın buradaki işaretlere şöyle bakın. Yukarıda da aynı şey vardı. Küçüktürle başlamış, büyüktürle de işaretiyle de bitmiş. Peki küçüktür ve büyüktür işareti nasıl oluşturuluyor? Bildiğiniz gibi klavyenizde genelde sol tarafta shift'in yanında yer alabiliyor. Bazı klavyelerde değişik de olabiliyor. Küçüktür işareti için küçüktür, suggest liste. Tek başına basmanız buna yeterli ama büyüktür işaretini yapmak için shift'le birlikte basmanız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar küçüktür ve büyüktür işareti arasında biz etiketlerimizi yazarız. Bunların hepsi birer etiket. Yani HTML dokümanını tanımlayan etiketler. İlk etiketimiz bu dokümanın bir HTML dokümanı olduğunu belirtiyor. İkinci etiketimiz ise bu HTML dokümanın dilinin tanımını yapıyor bize. Yani lang eşittir, language'den geliyor kısaltması n. Yani İngilizce ama biz bunu TR olarak küçük harfle değiştireceğiz tabii ki. Küçüktür, had büyüktür. Ve sonrasında arkadaşlar küçüktür, had büyüktür. Head Türkçe'de kafa anlamına geliyor. Şimdi buradan itibaren yeni bir tabii şeyle karşılaşacağız. Head'in ilerleyen böyle aşağı yön tuşuna indikçe kapatılı yani kapanış etiketini de görüyor olacağız. Oraya geldiğimizde konuşuyor oluruz. Peki. Bir web sayfasının arkadaşlar kod tarafını düşündüğümüzde öncelikle şöyle bir hayal edin. Baş, gövde ve ayaklar şeklini düşünebilirsiniz. Baş ve gövde daha doğrusu. Baş kısmında arkadaşlar yani head kısmında biz web sayfamızın
İşte ilk yüklendiği zaman, ilk bize tarayıcı da gösterildiği zaman yüklenecek olan işte JavaScript kodları varsa o JavaScript kodları zaman zaman buraya giriliyor. Ya da işte CSS dediğimiz stil dosyalarının bilgili şeyleri, içerikleri buraya girilebiliyor. Veya işte bu hack içerisinde küçük tırnak acı harset. Örneğin şimdi göreceğimiz meta dediğimiz web sayfasını tanımlayan, web sayfasının işte karakter setini tanımlayan kodların yer aldığı, çünkü bunlar dediğim gibi head içerisine arkadaşlar web sayfamız yüklenirken hemen etkin olabilecek kodları yazmak durumundayız biz. İşte web sayfamızın neyle ilgili olduğunu, kim tarafından yapıldığı gibi bilgileri içeren birçok detay burada yer alıyor. Şimdi head'in kapatma etiketi birazdan göreceğiz. Küçüktür bölü H, E, A, D büyüktür şeklinde arkadaşlar. Yani biz head ile başladıysak head'i de kapatmak için küçüktür ve bölü işareti kullanırız. Bölü işareti de shift ile birlikte 7'ye bastığımızda çıkacaktır bu bölü işareti. Şimdi gelelim meta'ya. Küçüktür head, küçüktür, küçüktür head, küçüktür meta chart set. Meta chart set arkadaşlar. Bu arada şu ana kadar bir sorusu olan var mı? Küçük küçük tırmek ağacı harseti. Hocam büyük harf küçük harf olaylarına çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Yani hepsi küçük evet. Olduğu zaman olmuyor. Evet. Evet, doğru kodlama için dikkat etmeniz lazım. Yani kodlama demeyelim de doğru işaretleme, doğru sonuca ulaşmak için. Ha, çalışır mı? Çalışabilir ama riske etmeyin siz. Her zaman yukarıdaki hariç doc type kısmı hariç diğer yerleri küçük harfle yazabilirsiniz. Ancak tırnak içinde yazacağınız ibareleri istediğiniz gibi büyük küçük fark etmeksizin yazabilirsiniz. Ama tırnak için dışında kalan her işaretleme dilini, yani her işaretleme kodunu siz küçük yazmanızda fayda var arkadaşlar. Küçük tür her büyük. Şimdi bu head mantığını, yani kafasını artık hani işin Emre'den çalışırken bir saniye arkadaşlar ben bu şeyi bir kapatacağım. Acısız tren gönül bir bino. Bu olay sesi. Kılayıl meyat menat art. Change enable enable desktop sharing set. User position use user message love desk op sekme jet. Kılayıl meyat menat art me. Memen enable text thread enable desktop enable video trend enable voice activity on sekme jet. RL artı shift artı A işareti ve. Emre enable enable voice activity on sekme. Gönül bir binodur. Emre Lençber, Kılayı Meat Mena, Change Changes, Enable Push Threat Utre, Enable Voice Activity, Enable Video Trend, Enable Desktop Share, Enable Text Threat Utre, Speech Change Nix, Enable Text Threat Utre, Speech On Event Sekme, CTRL artı alt artı S işaretli. Gönül. Şimdi bir kapattım, tamam güzel. Şimdi daire index nokta head, daire, şimdi, küçük tür HTM, küçük tür head büyük. Bakın arkadaşlar, head'den sonra. Küçük tür meta, UTF, meta, tırnak, carset, carset, meta, E, M, küçük tür. Küçük tür, Manisa, Edirne, Trabzon, Adana. M, E, T, A, Aralık. Demiş. Yani bu meta etiketleri web sayfamızın artık tanımlarını içeriyor arkadaşlar. Metadan sonra char set, yani karakter seti. Şimdi bildiğiniz gibi bu bilgisayar dünyasında karakter, bir takım karakter kodlama setleri var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar arkadaşlar web sayfamızdaki yazıların, web sayfamızdaki içeriklerin daha doğru şekilde görüntülenmesini şey yapıyor. Özellikle şeyin, çeyinin, önün, üğünün, yumuşak g'nin. Bu eğer tanımlanmamışsa bir web sayfasında arkadaşlar bu karakterler bozuk şekilde görünecektir. Onun için muhakkak ki bir web sayfasının altyapısı içerisinde head etiketinin içinde meta'nı charset eşittir tırnak içinde UTF-8 şeklinde tanımlanması gerekir ki Türkçe karakterler de doğru şekilde karşımıza ne yapsın çıksın arkadaşlar. O yüzden bu meta charset UTF-8 etiketi de bu şekilde bir olanak sağlıyor bize. Devamını da gidelim. Küçük tür meta http tırnak uyu eşittir tırnak x tırnak ua tırnak compatible tırnak content eşittir tırnak e eşittir ay tırnak büyüktür. Evet bu da işte tarayıcıyla bir sonraki meta etiketi de işte eş tarayıcısıyla uyumluluğunu ifade eden aslında küçük tür ya da işte web tarayıcısıyla uyumluluğunu ifade eden bir meta etiketi. Bunun üzerine çok durmayacağım. Bir sonrakine geçelim.
küçük tür metaname eşittir tırnak v import tırnak content eşittir tırnak v. Evet. Bir sonraki de küçük tür meta ile başlayıp name eşittir. Name eşittir. Name eşittir. Viewport. Viewport. Bu ise arkadaşlar, yani bu üçüncü meta etiketi ise web sayfamızın mobil tarafta da doğru şekilde görüntülenmesine imkan veren bir meta etiketi arkadaşlar. Yani bu da muhakkak olmalı ki web sayfamız mobilde de doğru şekilde görüntülenebilsin en azından. Hani kaydırılabilsin. Bu da genelde tanımlanır. Zaten bu bir şablon arkadaşlar. Ben sizle bu şablonu paylaşarak, yani bunu her defasında elinizle yazmanıza gerek yok ki, isterseniz yazabilirsiniz. Hani beyin işte bu anlamda kasınızın gelişebilmesi adına kodlama anlamında yazabilirsiniz. Ama artık hani bu ilerleyen süreçte de anlatacağım. Geliştirme ortamı olarak kullanacağımız Visual Studio Code gibi araçlarda otomatik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Küçük tür title, büyük tür. Evet, sonrasında küçük tür metaname eşittir küçük tür. Küçük tür title büyüktür ve küçük tür bölü title büyüktür. Bakın burada da title etiketi açılmış ve title etiketi bölü işaretiyle kapanmış. İşte bu küçük tür title büyüktür ve küçük tür bölü title büyüktür arasına yazacağımız ifade, bu büyük harfle olabilir, küçük harfle olabilir ama genelde hani büyük harfle başlaması önerilir. İşte diyelim ki siz buraya benim web sitem diye yazdınız. Document küçüktür. Document küçüktür. Bölü küçüktür. Şu an zaten document diye yazıyor. Bu document'ı silebilirsiniz. T küçük T küçüktür. T mesela küçüktür. Ben de siliyorum. T N E M U C O D. Benim web sitem diye yazıyorum. B S C N I M N A I L K aralık E B E aralık K R O M yazdım mesela. Web projem küçüktür. Küçüktür title büyüktür. Benim ilk web projem küçüktür bölü title. Ve bu şekilde arkadaşlar bizim title içerisinde yazdığımız şey ise, ibare ise bu şey de görünecek. Yani biz tarayıcıda bu index html'i açtığımız zaman o insert t ile okuttuğumuzda başlık çubuğunda görünecek arkadaşlar. İşte buradaki title etiketi başlık çubuğunda görünecek metnin değiştirdiğimiz aslında etiket oluyor. Hani işte Facebook'u ziyaret ettiğinizde insert t yaparsınız Facebook diye yazar ya. İşte bu title etiketinden geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakalım, devam edelim. Küçüktür bölü her büyüktür. Evet, bakın ne oldu artık? Küçüktür bölü h e a d büyüktür oldu. Yani head etiketi neydi? Yukarıda açılmıştı. Bu açılan etiketin kapanışı ise küçüktür bölü head büyüktür arkadaşlar. Tamam, bu şekilde head etiketi kapanmış oldu. İlerleyelim. Küçüktür body büyüktür. Küçüktür body. Artık body Türkçe'de vücut demek arkadaşlar. Bu da yine artık web sitemizin içeriğinin yer alacağı bölüm. Küçüktür body büyüktür. Küçüktür boş. Küçüktür bölü body. Bölü body büyüktür. Bakın body etiketi de kapandı. Sonra bir daha aşağı iniyorum. Küçüktür bölü html. Yukarıda açık olan küçüktür. Yani HTML vardı ya, hani doctype HTML, artık küçüktür bölü HTML büyüktür şeklinde de HTML etiketi kapandı. Açılış etiketlerinde bölü yok, kapanış etiketlerinde bölü var. Ama istisnai olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim size, adı nedir? İstisnai olarak da tabii ki bazı HTML etiketleri böyle bölü işaretiyle kapanmaya ihtiyaç duymazlar. Peki. Şuraya kadar bir sorunuz var mı? Küçüktür bölü body büyük küçüktür. Küçüktür bölü HTM küçüktür evet. Boş küçüktür body büyük boş. O zaman şöyle devam edelim. Bugün arkadaşlar iki şey göstereceğim size. Birincisi başlıklar, bir diğeri de paragraf etiketi. Başlıklar ve paragraf etiketini gösterdikten sonra da bugünkü dersimizi neticelendireceğiz. Şimdi başlıklar arkadaşlar, ekran okuyucumuzla H harfine bastığımızda gidebildiğimiz, bu hızlı dolaşım tuşları vardır bildiğiniz gibi. H harfiyle bastığınızda gidebileceğiniz aslında alanlardır. Ve biz mesela başlık oluşturmak için, bu arada birinci seviyeden yedinci seviyeye kadar başlık oluşturabiliriz. Başlık oluşturmak için şunu yapacağız arkadaşlar. Ve body içerisine bunu yazacağız. Küçüktür boş, küçüktür body büyük boş.
Küçüktür işaretiyle başlıyoruz. Küçüktür işaretine Küçüktür. Suggest liste. Bölü body virgül. Arkadaşlar, şimdi dosyanızda bunu yapabilirsiniz. Küçüktür. Hatay, bu H'de küçük yazıyoruz. H. H. Yanına 1 yazıyoruz. 1. Ve büyüktür yazıyoruz H1. Büyük. Arkadaşlar. Büyüktür. Küçüktür. Bölü. Kapanış etiketi olarak da küçüktür bölü H1 büyüktür yazıyoruz. Ne yaptık? Küçüktür H1 büyüktür yaptık. Küçüktür bölü H1 büyüktür yaptık. Şimdi küçüktür H1 büyüktür ile küçüktür bölü H1 büyüktür arasına biz metin yazacağız. Yani birinin bittiği büyüktür noktasından birinin küçüktür noktasına kadar olan aralığa. Küçüktür, büyüktür, küçüktür, büyüktür. Evet, ekran okuyucuyla büyüktür. Küçük, büyüktür, küçüktür. Küçüktür'e geçerken orada imleci bırakıyoruz ve büyük harf kilidi açık. Ben buraya birinci seviye başlık B, yazıyorum. Büyük, R, I, N, C, I, aralık, S, V, I, Y, aralık, B, A, Ş, L, I, K. Evet, birinci seviye başlık yazdıktan sonra İndeks nok küçüktür, bölü, H, 1, büyük, yeni satır. Bunu şimdi ikinci seviyesini yapacağız. Birinci seviye en üstte bir başlıktı. H2 şeklinde de yine küçüktür. Küçüktür. H2. 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 Büyük. Bunu kitabın ana başlıkları ve alt başlıkları şeklinde düşünebilirsiniz bir kitapta. İkinci seviye başlık. H I N C I C S E S I Y E B A Ş L I K. Suggestlis küçüktür. Bölü indeks küçüktür. Küçüktür. Bölü küçük küçüktür. Küçük bölü küçük bölü küçük küçük bölü H 2 büyük yeni evet, satır. Küçüktür bölü H 2 büyüktür yaptım. Küçüktür H 2 büyüktür boş. Önce küçüktür H 2 şeklinde arkadaşlar. Sonra bu işte H7'ye kadar küçüktür H2 boş devam eder arkadaşlar. Şimdi ben küçüktür boş küçük boş yapayım. Sonra siz bunu zaten çalışmalarınızda doldurursunuz. Yani H1'den H7'ye kadar alt alta başlık tanımlayabilirsiniz. Ancak genelde web sayfalarında ya H1 karşımıza çıkar ya da H2, H3. Ben genelde H5'e kadar zaman zaman kullanırım ihtiyaç duyarsam. Boş. Şimdi başlık seviyesi böyleydi. Boş. Peki paragraflar, bildiğiniz gibi paragraflar arkadaşlar web sayfasında biraz daha böyle hani bu Word'de dosya oluştururken de biraz daha böyle içeriden başlayan ve biz P etiketini şimdi anlatacağım. Paragraf etiketini kullandığımızda sola yaslı şekilde karşımıza çıkan metin alanları aslında. Biz buraya işte örneğin işte web sayfamıza hoş geldiniz gibi ibare yazabiliriz. Ya da bir eğer web sayfası yarın bir gün dinamik halde oluşturacağız. Diyelim ki çok sayfa şeyde çoklu bir metin alanı var. O metin alanından göstermek için paragrafı kullanabiliriz. Mesela o paragrafı oluşturmak için ne yapacağız? Şimdi mantıken şunu söyleyeyim. Küçüktür işareti. P, büyüktür. Büyüktür yapacağız. Daha sonra ne olacak tabii bunun kapanış etiketi arkadaşlar? Cevap vermek isteyen var mı? Eğer ben küçüktür P, büyüktür yaparsam kapanış etiketi ne olur sizce? Büyüktür, küçüktür, bölü, P, büyüktür. Yine küçüktür ve büyüktür, büyüktür ve küçüktür. Şimdi şöyle, küçüktür P, büyüktür yaptık. Sonra onun kapanış etiketinde ne gelecek araya? Yani büyüktür. Yani paragraf hocam. Şöyle o zaman küçüktür P büyüktür. Şu yukarıda ne yapmıştık biz? Küçüktür H1 büyüktür. Araya gelecek metni yazdık. Sonra küçüktür bölü işareti H1 büyüktür yaptık. Buna göre P'yi düşündüğümüzde P etiketini küçüktür P büyüktür yaptıysak o zaman kapanış etiketi nasıl olması gerekiyor? Küçüktür bölü işareti. Evet. P. Evet. Büyüktür. Sonra. Büyüktür. Evet. Küçüktür P. Büyüktür. Boş araya metni yazdık. Küçüktür bölü P. Büyüktür. Yeni satır. Büyüktür P. Tamam bölü. Küçük büyüktür. Küçük büyüktür. Böylelikle. Küçük büyüktür. Küçük aralık. Boş. Küçüktür H2 büyük. Boş. Küçüktür P büyüktür. Küçüktür bölü P büyük. Artık çok satırlı metin oluşturup P büyüktür bölü arkadaşlar. P büyüktür büyüktür P bölü küçük aralık küçüktür bölü küçük aralık büyüktür aralık hatta ben büyük aralık böyle aralık yapayım B suggest liste B bir U U B başlık bir I R bir P A A G R A F int nokta index nokta paragraftır nokta küçük
birden fazla paragraf ve birden fazla başlıkta oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela birden fazla şu an bir tane paragraf oluşturdum. Gittim ikinci bir paragraf daha oluşturabilirim ben. Bunları oluşturduğumuzda alt alta konumlanır arkadaşlar bunlar, tamam mı? Mesela P birinci paragraf, işte küçüktür P büyüktür. İşte birinci paragraf alanı küçüktür bölü P büyüktür. Diyelim ki işte örnek veriyorum, orada birinci paragraf alanını şey gibi düşünmeyin, E1 gibi düşünmeyin sakın. Yani orada atıyorum deneme paragraf 1, işte geçtim alta bir daha P etiketi açtım, deneme paragraf 2 yazdım. İşte P etiketini kapattığım zaman bunlar alt alta yer alır. Çünkü P etiketinin kapanış etiketinden sonra, yani kapanış P etiketinden sonra aşağı yönlendirir bizi, atar, satır atar. Böylelikle biz bundan sonra oluşturacağımız etiketleri, P etiketlerini de düzenli bir şekilde alt alta eklemiş olabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bugün şöyle hem sizlerle genel bir HTML yapısını gördük ve HTML'de H1'den H7'ye ve paragraf etiketini gördük. Ben sindire sindire gitmek istiyorum. Bunları anlamadan diğer konulara arkadaşlar geçmek doğru değil. Öncelikle bol bol pratik yapın. Kendi kendinize başlık oluşturun, paragraf oluşturun. Ben örnek şeyi de zaten paylaşacağım. Onun doğrultusunda da önümüzdeki haftada işaretleme etiketlerine devam edeceğiz. İşte vurguları oluşturacağız. Yani vurgulanmış metin, vurgulanmış metinden kasıt kalın metin oluşturacağız. İtalik metin, alt çizili metin oluşturacağız. Maddeleri oluşturacağız. Öyle yolumuza devam edeceğiz. Ama öncelikle sizin bu H1, H2, H3, H4, H5, H6 ve P etiketini oluşturmanız lazım. Ve sizden şöyle bir ödev vereyim size. Bir tane H1 etiketi oluşturun ve sevdiğim yemekler olsun, tamam mı bu içerisine? Ve bunların altına da H2, H3, H4, H5, H6, H7'ye kadar sevdiğiniz yemekleri yazın. Ondan sonra P etiketi oluşturun. P etiketinde de yine deneme iki tane sizden paragraf istiyorum. Yani içinde ne yazdığın hiçbir önemi yok. Paragraf oluşturun. İki tane alt alta paragraf oluşturun. Ve o dosyaları bir inceleyelim bakalım neler yapmışsınız. Buraya atarsınız. Onun üzerinden gideriz arkadaşlar. Gönül bir binodur. Acısız tren o toplantı kon toplantı. Ben burada toplantıyı önce kaydı sonlandırayım. Sonra yine size dönmüş olayım.